Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Soru çözümlerimize dik ve düzgün piramitlerle devam ediyoruz. Şekildeki düzgün altıgen tabanlı dik piramitte AB yani taban kenarı 10 cm. Unutmayın düzgün altıgen dediği için bütün tabanlar 10 cm. TD ise 13 cm verilmiş. Buna göre piramidin yanal alanı. Eğer bu şekli düşünürsek piramidin bu tarafında tabanı 10 cm, kenarları 13 cm olan ikizkenar üçgenler olduğunu göreceğiz. Öyle değil mi? Örneğin şurası 10 cm, şunlar 13. Aynı şey diğer kenarlar için de geçerli. Bir tanesinin alanını bulalım. 6 tane yan yüzeyde var bunlarda. 6 ile çarpalım. Şimdi bu üçgenin alanını bulmak için ikizkenar üçgen olduğunu görüyorum. Tabanı iki eş parçaya ayıran dikmeyi indiriyorum. Tabanı iki eş parçaya ayırdığı için 5, 5 olacaktır. Şuradaki üçgene baktığımızda 5, 12, 13 üçgeni olacak. Yani kısacası yan yüzlere ait şu yükseklikler 12 cm. O zaman alan taban çarpı yükseklik bölü 2. 12 çarpı 10 bölü 2. Bu üçgenlerden kaç tane var yan yüzde? 6 tane. O zaman cevap 6 kere 10, 60, 360 cm kare olacaktır sevgili arkadaşlar. T, ABCD tabanlı dik piramidin tepe noktası. TBD açısının ölçüsü. Yani şu taban köşegeniyle tepeden gelen şu yan yüz doğrusunun yaptığı açı 30 derece. O zaman ben biliyorum ki bu düzgün bir piramit olduğuna göre şu iki nokta, iki uzunluk birbirine eşit olacaktır sevgili arkadaşlar. Bu arada kare tabanlı dik piramit dediği için otomatik olarak düzgün piramit olduğunu unutmayın bunun. Tüm bu kenarlar birbirine ne olacak? Eşit olacak. Burası 30 cm ise burası da 30 cm olur. Tabanda oluşan şu açı ise 120 cm, 120 derece olur, özür diliyorum. 30, 30, 120 üçgeni elde ederim. Şimdi diyor ki TA, TA neresi? Şu yan yüz uzunluğu 4 cm. Burası 4. Burası 4 ise şurası bunun köküç katı. 120, 30, 30 üçgeninden 4 köküç olacaktır. Benden istediği AB. Buraya dikkat ettiğinizde de 90 derece olacak kare tabanlı olduğundan ve şu açılar 45'er derece olacaktır. Yani 90, 45 ve bu kenarın uzunluğu 4 kök 3. Benden istediği bu kenar, şu dik kenar. O zaman 4 kök 3'ü kök 2'ye bölmem gerekiyor. Çünkü 45, 45, 90 üçgeninde biliyorsunuz A kök 2 olur. 4 kök 3'ü kök 2'ye bölersek, kök 2 ile genişletelim. 4 kök 6 bölü 2, o da 2 kök 6 olacaktır. Gördüğünüz gibi katı cisimlerde özellikle piramitler, prizmalar çok zor değil. Sadece 3 boyutlu düşünmeniz gerekiyor. Bir benzerlik sorusunda çok daha karmaşık çizgiler çizmek zorunda kalabilirdiniz. Bir 120-30-30 üçgeni bir üçgenlerde en kolay şeydir. Fakat prizmalarda, piramitlerde karşımıza bunlar çıkıyor. Neden? Bunun 120-30-30 üçgeni olduğunu göremeyebiliyor öğrenci. Zaten esas problem de orada. Yine tepe noktası kare tabanlı dik piramit, bu sefer taban uzunlukları 4-4. Piramidin yüksekliği 6 cm, hacmini soruyor. Unutmayın, tepesi sivri tüm cisimler için hacim taban alanı çarpı yükseklik bölü 3'tür. Yani 1 bölü 3 ile çarpılıyor. Taban alanı 4 çarpı 4 16. Yükseklik 6 birim olarak verilmiş. Bunu 3'e bölerseniz eğer cevap 32 birim kare, 32 birim küp olacaktır. Dikdörtgen tabanlı dik piramitlerin yükseklikleri, gördüğünüz gibi tepe noktaları aynı doğru üzerinde. Şu yükseklik 10 cm, şu yükseklik ise 4 cm. Taban alanı 24 cm² olduğuna göre iki piramidin arasında kalan boşluğun hacmi. Şu boşluğun hacmi, gördüğünüz gibi şu arada ne diyeyim, kelebekimsi mi böyle garip bir yapı var ya. O yapının hacmi isteniyor bizden. Bu hacmi bulmak için de büyük piramidin hacminden küçük piramidin hacmini çıkarmam lazım. Taban alanı 24 çarpı yükseklik büyük piramit için 10 bölü 3 eksi. Taban alanı 24 çarpı yükseklik küçük piramit için 4 bölü 3. Bu da 10 tane 24'ten 4 tane 24'ü çıkartırsam 6 tane 24 bölü 3 olacaktır. Şunları sadeleştirirsek cevap
48 cm3 olur. ABCD dik piramidi taban paralel bir düzlemde kesiliyor ve üst kısım piramitten ayrılıyor. TG eşittir gece. Bakın direkt 1'e 2 bölünmüş. O zaman hemen üçgenleri düşünelim. Eğer şu şuna, şu da şuna eşitse alanların oranı benzerliğin karesiydi. 1'e 2 ya benzerlik oranı. Alanlar 1'e 4 oluyordu. Bunun karesi olduğu için 1'e 4 olursa şurası S ise şurası 3S oluyor idi. Benzerlik üçgenlerde. Üçgenler 2 boyutludur. Buradaki cisim ise 3 boyutlu. 3 boyutlu olduğu için hacimlerin oranı normalde kenarların benzerlik oranı 1'e 2 mi? Hacimlerin oranı bunun küpü olacaktır. 1 bölü 8. Yani buranın hacmi V ise tamamının hacmi 8V olacağından buranın hacmi 7V olacaktır sevgili arkadaşlar. İzninizle bu özelliğin nereden geldiğini de anlatayım. Yoksa bir anlamı olmayacak değil mi? Diyelim ki burası A birim, burası 2A birim. Yüksekliklerin oranına baktığımızda da burası H olursa 1'e 2 oran olduğundan burası da H olacak. Yani küçük piramidin alanı, taban alanı A kare, yüksekliği bölü 3, küçük piramidin hacmini verecek. Büyük piramide baktığımızda ise taban alanı 2A çarpı 2A'dan 4A kare. Yükseklik bu sefer 2H bölü 3. Bu sadeleştirmeleri yaptığımızda A kareler H'lar gittiğinde ters çevirip çarptığımızda 1 bölü 8 olduğunu göreceksiniz. Buna göre diyor ki piramitten ayrılan parçanın kalan parçaya oranı V'nin 7V oranı 1 bölü 7 olacaktır. Şimdi bunu öğrendik. Benzerinden birazdan bir tane daha çözeceğiz. Biraz daha hani burada 1'e 2 standart klasik bir orandır. Farklı bir oran verilirse ne yapacağız onu da göreceğiz. Şimdi ABC üçgen düzlemine dik bir tane doğru piramit verilmiş. Bakın şurası önemli. Şu TA kısmı ABC üçgenine dik. ABC üçgeni dediğimiz dikkat edin. 3, 4, 5 üçgeni. 3 ile 4'ün tam şurası. Şurada bir tane kalem varmış gibi düşünün. Piramit öyle oluşuyor. Yani şuralar birleşiyor ve piramit öyle oluşuyor. Hatta kalemden bol ne var burada değil mi? Şöyle yapalım. Bu şekli kafanızda tam canlandırmanız gerekiyor ki çözümü anlayın diye. Bakın şöyle. Anlaştık mı? Dolayısıyla burası 4. Tabanı 3, 4, 5 üçgeni net olarak gözüklü. Diyor ki bu piramidin hacmi. Şimdi bu az öncekiler gibi kare tabanlı bir dik piramit değil. Ama hiç önemli değil. Bu piramidin tepe noktası ne kadar dolaşırsa dolaşsın yükseklik değişmeyecek şekilde. Bakın üçgenleri hatırlayın. Hatırlıyor musunuz? Tabanı bu olan üçgenin tepesi buradaysa bu üçgenin alanı atıyorum şu üçgenin alanına eşitti. Paralel iki doğrusu içerisinde çizilirse. Neden? Taban uzunluğu bu. Yükseklik hep aynı oluyor üç üçgenleri. Burada da şu tepe noktasının yüksekliği neresi olursa olsun değişmediği müddetçe 4 olarak kaldığı müddetçe hacim formülü daima aynıdır. Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3. Yükseklik değişirse elbette ki ne değişecek? Hacim değişecek. O zaman taban alanı 3 çarpı 4 bölü 2. Yükseklik 4 bölü 3 bana alanı veriyor. Bunları hacmi veriyoruz diyorum. 16 bölü 2'den cevap kaç olacaktır? 8 olacaktır. Şimdi T ABCD'de dik piramidi tabana paralel bir düzlemde kesiliyor. T tepe noktasıydı. ABCD tabanıydı. Unutmayın lütfen. TG eşittir 1 bölü 2 GC. TG eşittir 1 bölü 2 GC. Yani şuraya K dersek şuraya 2K. Benzerlik oranı 1'e 3. Benzerlik oranı 1'e 3 ise diyor ki EFGK. EFGK tepeli piramidin hacminin alttaki kesik piramide hacmine oranı. Az önce öğrettiğimiz özelliği şimdi direkt formül üzerinden kullanacağız. Çünkü sayılar böyle biraz değiştiğinde her seferinde bu uzunluk yükseklik diye gitmeyin. Bu piramitlerin benzerlik oranları 1'e 3. 1'e 3 doğru mu? O zaman hacimleri oranı bunun küpüyle doğru orantılı olacaktır. 1'e 27. Bu da şu demektir. Yukarının hacmi V ise tüm piramidin hacmi 27V. Buraya bu durumda 26V kalıyor. Diyor ki tepenin alttakine oranı V bölü 26V aradığımız cevap. Piramidin tüm ayrıtları 6 cm olduğuna göre yüzey alanı kaç cm karedir? Şimdi bakıyoruz.
bir tane üçgen tabanlı piramit var elimizde. Bütün ayrıtları 6 santimetre. Bu verilen şekli otomatik olarak 4 tane eşkenar üçgenden oluşuyor şeklinde yapar. Bütün kenarları 6 ise kafanızda canlandırmanız zor olabiliyor bazen. Hocam 6 nasıl düşünmene gerek yok. 4'ü de eşkenar üçgen çünkü her bir kenar 6. O zaman eşkenar üçgenin alanı neydi? A kare kök 3 bölü 4. Bundan kaç tane var elimizde? 6 tane var. A kaç? 6. 6'nın karesi kök 3 bölü 4 çarpı 6. 36 4'e bölü 9. 9 kere 6 54 kök 3. Hocam ben eşkenar üçgenin alanını formülünü bilmiyorum derseniz hemen çıkartalım tekrardan. Burası A, burası A, burası A ya. Şöyle dik indirdiğinizde biliyorsunuz 30, 60, 90 üçgenleri oluşur. 30'un karşısı A bölü 2. 60'ın karşısı bunun kök 3 katıdır. A bölü 2 kök 3. 30'un karşısı çünkü hipotenüsün yarısı aynı zamanda. Kenar ortay zaten. Şimdi bu eşkenar üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani A çarpı A bölü 2 kök 3 bölü 2. O da A kare kök 3 bölü 4 yapacaktır diyoruz. Ve burada konumuzu bırakıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.